Ünlü oyuncu Selin Şekerci ve sevgilisi Osman Yalın Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülerimizi yansıyor. Kameralarımızı fark etmesiyle Osman Yalın sevgilisinin yanından uzaklaşırken Selin Şekerci başrollerini Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'la paylaştığı Kraliçe dizisi hakkında merak edilenleri cevaplıyor. İyi gidiyor, bayağı da oldu işte. 9. bölümü çektik, 10. bölümü çekeceğiz şimdi. Alışabilmiş televizyon dizinin hikayesi dışında gibi duruyor da çok. Yani öyle başladı. Üç kardeşin hikayesi de var. Basketbolcunun eşinin onun yaptıklarıyla bir şekilde mücadele etmesiyle ilgili bir şeyler de var. Biraz karma bir konu. İşte biz de elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli ilgiyi aldığına inanıyor musunuz? Alacak mısınız? Yani gerekli ilgiyi aldığımı bilmiyorum. Yani öyle bir reyting alamıyoruz şu an ama genel olarak reytinglerde bir düşüş var galiba. Ben kalıplaşmış, güzellik algısının biraz dışında kalıyorum şeklindeki açıklamasıyla çok konuşulan Selin Şekerci yanlış anlaşıldığını ifade ederek düzeltme yapıyor. Öyle söylemedim. Hayır, çünkü çok kalıplaşmış bir güzellik algısı var artık. Ben biraz onun dışında kalıyorum dedim. Bu avantaj mı, dezavantaj mı? Avantaj olduğu da oluyor, dezavantaj olduğu da oluyor ne tabii ki. Avantaj oluyor mesela? Başka daha unik bir fiziksel durumunuzun olması bazı rollerde avantaj oluyor. Dezavantaj olduğu şeyler de beni çok ilgilendirmiyor. Selin Şekerci'ye güzellik kavramını estetiğe bağlayıp bağlamadığını soruyoruz. Yani estetikte tabii ki çok bu ara fazla konuşulan ve gündemde olan bir şey ilginç bir biçimde. Yaptırmak isteyen yaptırsın ama tabii ki yani orada birbirine sadece oyuncularda değil bu. Genel olarak sosyal medyada da Instagram'da da gördüğümüz birbirine benzeme durumu var. Ondan bahsetmiştim biraz. Siz karşı mısınız estetiğe? Değilim. Yani mesela bir rol için gerekse yaptırır mısınız? Rol için estetik yaptırmam. Gerek yok. Plastik makyajlarımız varmış gibi ama gerektiği zaman ben de yaptırırım tabii ki. Daha önce bir kez evlenip boşanan Şekerci'ye evliliğin bir zamanı var mı bilmiyorum sözleri hatırlatılıyor. Ya evliliğin zamanı yok çünkü benim için. Evin içinde belli başlı böyle katı kurallarınız var mı? Kendi kurallarım var ama bu benimle ilgili şeyler. Ben bazı şeyleri belirli çerçevelerde yapmayı severim. Onu da engellenmesini istemem. Bu açıklamasından sonra Selin Şekerci eğer evli olsa eşinin hangi hareketlerinden rahatsız olur merak konusu oluyor. Tuvaletin kapısını açıp ne bileyim ben. Hiç bunu düşünmedim. Öyle bir şey düşünmedim. Ne bileyim çorabı başucuna koymak. Yani ya beraber vakit geçirdiğim insanları da düşünüyorum. Öyle şeylere çok takılmıyorum galiba ben. Ben kendi kurallarımın bozulmasını istemem. O ne yapıyorsa yapsın. Benim alanıma dahil olmadığı sürece, ben de onun özel alanına dahil olmadığı sürece problemim yok. Selin Şekerci, reytinglerde istedikleri başarıya henüz ulaşamadıkları, Kraliçe dizisinin önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği konusunda sevenleri kadar merakta. Biz diziyi çekiyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Hayal ettiğimiz şeyde mi değil, düzeyde mi değil ama şu an işte dediğim gibi genel bir düşüş var. Bakalım kanal ve yapımcımız ne derse öyle olacak. Göreceğiz beraber. Ben de merak ediyorum sizin gibi. Osman Yalın'ın sohbetimize dahil olmadığı hatırlatılan Selin Şekerci, kameralara mesafeli duran sevgilisi için taşınmakta çözüm buluyor. Sevmiyor haklı olarak. Ya ev yanında zaten. İşte bu, galiba Nişantaşı'ndan taşınmamız lazım. Böyle olmayacak.